Herkese merhabalar. Basketbol derslerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde kısa bir giriş yapmıştık. Basketbolla ilgili hiç bilgisi olmayan kişiler için. Bu bölümde ise basketbol terimleri üstünden gideceğiz ve oyuncu mevkilerini gözden geçireceğiz hep beraber. Önce terimleri size aktarayım yavaş yavaş. Bazıları için görseller de koyacağım zaten anlamanız için. Ball handling top hakimiyeti demektir. Topu tutma, topa hakim olmak demektir. Airball, pota ile buluşmayan atış demektir. Aleyüp pas, potaya yönelen oyuncuya atılan yüksek pas demektir. Abi. Asist, oyuncunun takım arkadaşına verdiği sayı pasıdır. Backcourt, takımın savunma yaptığı yarı sahadır, yani geri saha demektir. Frontcourt, takımın hücum yaptığı kısım, yani ön saha demektir. Timeout, mola zamanı, oyun dışı zaman demektir. Backboard, panya demektir. Pota çemberinin arkasındaki kare levhadır. Baseline dip çizgi, potaların arkasından ve altından geçen çizgidir. Bench, yedek oyuncuların bulunduğu sahanın yanındaki banktır. Dribbling, top sürmek demektir. Rebound, topun çembere değdikten sonra bir oyuncu tarafından alınmasıdır. Blok, savunma yapan oyuncunun, hücum yapan oyuncunun topunu kesmesine denir. Clock at 7. Working against Butler, got downhill, couldn't punch it. Bam says get it out of here. Out of Bio. Sky high with the block and rejection. Bio 1. Wow. Jump shot, sıçrayarak atılan şut demektir. Two feet in the paint, going into his move. CJ just wants to show and get back. Ain't no help for that. Oh, wow. Another logo three. Stop jump shot'ta koşarken bir anda durup sıçrayıp atış yapmak demektir. Quick with the DHO, as you see right there, Yusuf to ET, and now the pick and roll. The more creative as Dame knocks it down from deep, he clearly. Sayı çemberden kurallara uygun şekilde geçen toptur. Aaron Fox who probes, then he'll take his moment to drive it, pull up and splash one down. Smaç, oyuncunun topu potanın içinden eliyle geçirmesiyle gerçekleşen harekettir. Layup, turnike, pas aldıktan veya topu sürdükten sonra iki adım atarak, bu adım NBA'de 3, topu potaya bırakmaktır. Pick screen, perdeleme, hücum oyuncusunun takım arkadaşlarıyla birlikte daha organize olabilmesi için karşıdaki savunma oyuncusunun arasına geçmesi, yani perdeleme yapması demektir. Low post, alçak post, boyalı alanın yan çizgilerinin yakınındaki hayali alandır. High post, yüksek post, serbest atış çizgisinin her iki yanındaki hayali çizgilerdir. Crossover, el yön değiştirme. Top elinde olan oyuncunun topun bir anda yönü değiştirmesine crossover denir. Crossover'ın içinde arkadan alma, reverse, bacak arası, sağdan soldan topun yönü değiştirme gibi hareketler mevcuttur. Fast break ise hızlı hücum demektir. Terimler bu şekilde. Daha fazla terim var ama şu anlık bu kadarın yeteceğini düşünüyorum. Biraz da oyuncuların mevkilerinden ve bu mevkilerin özelliklerinden bahsedeyim sizlere.
Bir numara point guard olarak geçer. Point guard'ın en önemli görevi topu ileriye taşımak ve ileride oyunu kurmaktır. İki numara shooter guard olarak geçer. Shooter guard daha çok skora yönelik oynar. Skora etki eder oyunu kurmaktan ziyade. Kısa forvet ve uzun forvet olarak 3 ve 4 numara olarak ayrılır ve 5 numarada pivot olarak ayrılır. Bunların görevlerini tek tek söyleyeyim sizlere. Kısa forvet hem guardlara yardımcı hem dışarıda hem içeride sayı atabilen oyunculara denir. Uzun forvet ise dışarıdan daha çok boyalı alanda ve içeride etkili olan sayı ve rebound kovalayan oyunculara söylenir. Pivot ise zaten pot altının hakimi olan oyuncudur. Rebound, blok ve pot altında sayı atmaya çalışır. Takımını öne geçirmeye çalışır diyeyim. Point guard'a örnek verecek olursak Jason Kidd, Steve Nash, Stephen Curry, Damian Lillard olabilir. Shooter guard örneği olarak ise Michael Jordan, Kobe Bryant diyebiliriz. Kısa forvet, kısa forvete ise LeBron James, Kevin Durant diyebiliriz. Kevin Durant uzun forvet de oynayabilir ama çok skorer bir oyuncu olduğu için 3 numara, daha çok 3 numara gibi oynuyor. 4 numaraya örnek ise Dennis Rodman, Karl Malone, Dirk Nowitzki bu tip oyuncular olabilir. Pivot'a örnek verecek oyuncular ise Wilt Chamberlain, Shaquille O'Neal, Kerim Abdul-Jabbar, Porzingis, birçok örnek verilebilir zaten pivot'a. Evet, ikinci videomuzun da sonuna geldik. Basketbolla ilgili terimleri ve mevkileri elimden geldiğince sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bundan sonra dersler devam edecek. Uygulamalı şekilde de göstermeye başlayacağım inşallah. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Buradan kameraman Burhan Zülkader'e de teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Takipte kalın.